Merhaba arkadaşlar. Bu videomda zeytinyağlarımızı test ettim. Hangi zeytinyağımız bu testten geçemedi? Zeytinyağı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Zeytinyağları hangi koşullarda muhafaza edilmeli? Zeytinyağının ne gibi faydaları var? Hepsi bu videoda. Testini yapacağım zeytinyağlarımız arkadaşlar, natural sızma zeytinyağı. Bunların markaları Tarış, Kristal, Yudumun Egem'den, Kırlangıç, Komili ve Çanakkale'den üreticinin bizzat kendi yetiştirdiği zeytinlerden çıktırdığı zeytinyağı arkadaşlar. Zeytinle ilgili detaylı bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Dünya zeytin üretiminin %97'si Akdeniz ülkelerinde gerçekleştirmektedir. Yani neredeyse tamamı diyebiliriz. Bu şanslı ülkelerden birisi de Türkiye'dir arkadaşlar. Diğerleri kimler diye merak ediyorsanız İspanya, İtalya, Yunanistan, Suriye, Tunus, bu başlıca zeytin üreticisi Akdeniz ülkeleri. Ülkemizde bol yetişen ürünlerden bir tanesi olmasına rağmen maalesef her ürünün sahtesi çıkarıldığı gibi yine zeytinle ve zeytinyağı ile ilgili birçok sahtekarlık ve hile duymaktayız. Alırken özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Peki hakiki bir zeytinyağı nasıl anlaşılır? Bunu nasıl test edebiliriz? 3 farklı yöntemle test edebiliriz. Bunlardan bir tanesi zeytinyağlarının 4 derecenin altındaki sıcaklıklarda kristalize olması ve donmaya başlamasıdır. İkinci testimiz, ikinci yöntemimiz arkadaşlar tuz ruhuyla, yani kimyasal bir madde olan tuz ruhuyla yapılan testtir. Bu yöntemde yine zeytinyağımızın hakiki bir zeytinyağı olup olmadığını ayırt etmemize yarayan bir yöntemdir. Üçüncü yöntemimiz ise zeytinyağını ılık suya dökeriz ve baloncuklar şeklinde yukarı çıktığı takdirde bu da yine gerçek bir zeytinyağı olduğunu gösteren bir yöntem olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Öncelikle zeytinyağlarımızı buzdolabı rafına yerleştirelim. Ben bu videomda iki yöntem uygulayacağım. Birinci yöntemimiz buzdolabı şartlarında zeytinyağlarımızın ne kadar çabuk kristalize olduğunu veya olmadığını göreceğiz. İkinci yöntemimiz de tuz ruhuyla yapacağımız test olacak arkadaşlar. Buzdolabı rafında kristalize olması biraz gecikecek. Ondan dolayı bardaklarımızı buzluğa alıyorum arkadaşlar. Buzlukta yarım saat kadar beklettik zeytinyağlarımızı. Yarım saat sonrasında zeytinyağlarımız kristalleşmeye başlamış. 45. dakikadayız arkadaşlar. Halen tam manasıyla donmamış zeytinyağlarımız. Tekrardan kapatıyorum. 1 saat geçti. Şu an zeytinyağlarımız donmaya başlamış. Ama bir 5 dakika kadar daha bekleteceğim. Şimdi zeytinyağlarımızı çıkartabiliriz. Bardaklarımızı markaların önüne koyacağım arkadaşlar. Siz de videomdan net olarak görebilirsiniz. Neredeyse 1 saat geçtikten sonra zeytinyağlarımızın donma sürelerini şu şekilde sıraladım. En hızlı kristalize donan zeytinyağımız üreticiden aldığımız, ikinci Komi'nin zeytinyağı, 3 Tarış, 4 Kırlangıç, 5 Kristal, 6 ise Yudum'un zeytinyağı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tuz ruhu testine geçmeden önce tekrardan zeytinyağlarımızı buzdolabına koyup biraz daha donmasını bekleyeceğim. Daha sonra en hızlı eriyeni de tespit edeceğiz arkadaşlar.
yarım saat kadar daha bekletilen zeytinyağlarımızı çıkartıyorum. Zeytinyağlarının farklı sürelerde donması içeriklerindeki bileşenleriyle ilgili olan bir durum. Fenolik dediğimiz bileşenleriyle ilgili. Bu da arkadaşlar kesinlikle zeytinyağının saflığı veya zeytinyağının gerçek olup olmadığıyla ilgili bir bilgi vermiyor bize. Benim için en önemli kriter tuzlu ile yaptığım testten geçebilmiş mi, geçememiş mi? O birazdan onu göreceksiniz. Arkadaşlar tuzlu testimize geçmeden önce size zeytinyağı ile ilgili işinize yarayacak faydalı bilgiler vermek istiyorum. Zeytinyağının birçok sahtekarlığının, hilesinin olmasının yanında zeytinyağı bazı hususlarda kaliteli dahi olsa, hakiki bir zeytinyağı dahi olsa bozulabilmekte ve zarar görmekte arkadaşlar. Zeytinyağımıza zarar veren unsurlar neler peki? Özellikle 4 unsuru sayabiliriz. Işık, hava, sıcaklık, su veya nem zeytinyağımıza zarar veren unsurlardan başlıcalarıdır. Pet şişelerin tercih edilmemesinin sebebi arkadaşlar sızma zeytinyağlarının pet şişelerindeki kimyasalları çözmesi. Kimyasalları çözerek zeytinyağının bileşenlerine karışması. Bu da doğal olarak sağlığımızı tehdit eden unsurlardan bir tanesi olur. Ayrıca bir başka husus ise alacağınız ürünlerin kapakları arkadaşlar. Kapaklarına dikkat etmemiz gerekir. Yani zeytinyağının hava almamasına, havayla temas etmemesi önemli bir konudur. Çünkü hava ile temas eden zeytinyağı oksidasyona uğrayacak, kısa sürede bozulacaktır. Örneğin mantar kapaklı zeytinyağları var. Mantar kapaklı zeytinyağları hava alma ihtimalleri olduğu için kısa sürede zeytinyağının bozulmasına neden olabilir. Olacak diye demiyorum ama olma ihtimali yüksek. Ondan dolayı tercih ederken contalı veya vidalı tercih ederseniz muhafazası daha kolay olacaktır. Zeytinyağı alırken özellikle markalı, etiketli, kaliteli ürünler almaya dikkat etmemiz sağlığımız açısından çok önemli. Çünkü bilindik markalı, etiketli olan ürünlerin tamamı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kontrolleri, analizleri yapılıyor arkadaşlar. Bu da güvenimiz için herhalde yeterli bir sebep. En hızlı eriyenin yine yudumun olduğunu, ikinci üreticinin, 3 kristal, 4 kırlangıç, 5 tarış, 6 ise komili olarak görebiliriz. Şimdi testimizin en önemli kısmına geliyorum. Tuz ruhu testine geçiyorum arkadaşlar. Kesinlikle yeni açtığım bir tuz ruhu bir tabağa koydum. Ve ikişer çay kaşığı dökeceğim. Ne kadar değiştirecek ona bakacağım. Değiştirmezse tekrardan ilave yapacağım. Hakiki bir zeytinyağı kesinlikle tuz ruhu ile birleşmez ve yapısını kaybetmeyecek, rengini değiştirmeyecek arkadaşlar. Şimdi zaten testimizde hangisi gerçek, hangisi sahte hepsini göreceksiniz. Şimdi tuz ruhumuzla zeytinyağlarımızı karıştırmaya başlayalım. Eğer ki renginde kızarma veya koyulaşma, siyaha dönme varsa kesinlikle bu zeytinyağlarımız bozuk veya hakiki bir zeytinyağı değil. Tahşiş veya karıştırılmış yağ dediğimiz hileli yağ sınıfına girer arkadaşlar. Bir yandan yine bilgi vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Yine zeytinyağlarımızı muhafaza ederken yakınlarında herhangi bir temizlik maddesinin bulunmamasına dikkat edin. Bu da çok sık yapılan hatalardan bir tanesi. Çünkü zeytinyağı
diğer kokuları da içine çekebilecek bir madde diyebilirim. Bu da zeytinyağımızın kalitesini, lezzetini değiştirecek bir unsur. Buna dikkat etmeniz önemli. Bu arada zeytinyağının faydaları ne diye hiç düşündüğünüzü bilmem. Ama zeytinyağının faydaları saymakla bitmez arkadaşlar. Cilt, saç, bağırsak hastalıkları ve kalp damar hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde olumlu katkısı bulunmuştur. 300-400 yıl ömrü olan bu zeytin ağacı ölümsüz ağaç olarak da bilinmektedir. Yıllardır insanlar çeşitli tedavilerde, güzellik maskelerinde ve yemeklerde kullanılıyor. Zengin bir antioksidan kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı doğal bir ilaçtır. Yemeklerde sıkça kullanılan zeytinyağı sayesinde bağırsak ve mideniz temizlenir ve sindiriminizi kolaylaştırır. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kalp damar rahatsızlığı olanlarda yine günde en az 2 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmeleri uzmanlarca öneriliyor. Hamileler ise yine zeytinyağı kullanımı bebeklerin beyin gelişimine önemli katkı sağladığı bilinmekte. Hatta birçok faydasının yanında kansere karşı da güçlü bir silah olduğu bilinmekte. Bağırsak kanserinde ilaç kaynağı olarak kullanılabileceği gibi kalın bağırsak riskini de azaltmakta. Bu bilinen klasik faydalarının dışında zeytinyağının belki birçoğumuz tarafından bilinmeyen faydalarını da saymak istiyorum. Romatizma, burkulma ve ağrılara iyi gelmekte. Merhemlerin ana maddelerinden biri olan zeytinyağı kesik ve yaraların tedavisinde de kullanılmakta. Çiğ süt, zeytinyağı ve su karıştırılarak elde edilen bir karışım da egzama olan bölgenin tedavisinde yine kullanılıyor. Saç dökülmelerine iyi gelmekte. Hatta tıraş köpüğü yerine kullanılabilir. Sivri sinek ısırıklarına iyi gelmekte. Deniz anası ısırıkların tedavisinde kullanılıyor. Cildin radyasyondan korunması için kullanılıyor. Ağırlı güneş yanıklarının tedavisinde kullanılmakta. Cildin onarımı, nemlendirilmesi ve güzelleşmesi için kullanılıyor. Karışıkları önlemek için limon suyuyla karıştırılarak zeytinyağı haftada 2 kez ilde sürülmekte. Varis tedavisinde de masaj yapma anlamında yine kullanılmakta arkadaşlar. Bir yandan testimize devam ediyorum arkadaşlar. Karıştırıyorum, görüyorsunuz herhangi bir renk değişimi, kızarma veya kararma yok. Bu da zeytinyağlarımızın gerçek bir zeytinyağı, hakiki bir zeytinyağı olduğunu gösteriyor. Ama biz şu anda testimize devam ediyoruz. Sonuna kadar izlerseniz ayrıca lezzet testinden hangi zeytinyağımız geçerli not aldı bunu da merak ediyorsanız sonuna kadar izleyin. Görüyorsunuz herhangi bir kızarma, koyulaşma olmadı. Kesinlikle 6 tane zeytinyağımızda kalitelerini gösterdiler, ispatladılar, hakkını verdiler. Hiçbiri hileli değil, sahte değil. Gerçekten herhangi bir sorun yok bu zeytinyağlarımızda. Bu markalara güvenle alabilirsiniz. Veya dediğim gibi gerçekten bizzat tanıdığınız, bildiğiniz bir üreticiden varsa kısa süre önce üretilmiş bir zeytinyağını da alabilirsiniz. Son olarak bu zeytinyağlarımızın lezzet testini yapacağım. Öncelikle azar azar küçük tabaklarımıza zeytinyağlarımızdan koyuyorum. Yağlarımızın lezzetlerine bakarken öncelikle kokularını da hissetmemiz gerekir. 6 tane zeytinyağımızda kokladığımız zaman hiçbirinde kötü koku bulunmuyor. Herhangi bir rutubet, küf veya buna benzer kötü koku diyebileceğimiz herhangi bir unsurun olmadığını koklayarak anlıyorsunuz. Size gelen koku
meyvemsi ve zeytinin bizzat kendi has kokusu hepsinde mevcut arkadaşlar. Tatlarına baktığımız zaman 6 zeytinyağımızın ufak nüanslarla birbirlerinden farklı lezzetler olduğunu hissedebiliyorum. Bu da zeytinlerin üretildiği yöreyle alakalı olabilir. Yetiştirilen bitkiyle, yanlarında, yakınlarında yetişen bitkiyle, toprak yapısıyla ilintili olan şeyler. Ancak 6 tane zeytinyağımızın da ortak özelliği hepsinin zeytin lezzetini vermesi, herhangi bir kötü lezzet barındırmaması, bu da bize gelen lezzet diyebilirim.